tek bir hadise çıkarsa bütün kalfaları ağları çöllere sürerim dedi. Aman nigar kalfa. Şu cariyeleri göz kulak ol. Hünkârımız sefere gidince Valide Sultan esip gürleyecek. Anladım. Dikkat edeceğiz. De, Hürrem'i nasıl zapt edeceğim? Baksana şuna. Haseki Sultan gibi dolaşıyor. Bak bir de ayağına çağırıyor beni. Nasıl haddini bildiriyorum şimdi bak gör. Ne oldu yine Hürrem Hatun? Süklüm ağa, hani bana ders verecek? Esber edeceğim saray. Çenen tutulsun. Süklüm değil, Sümbül ağa. Önce düzgün konuş. Beni çok üzdün Sümbül ağa. Ben ister Sultan Süleyman savaştan gelsin görsün ki Hürrem her şeyi Sümbül'den bülbül gibi öğrenmiş. Peki. İkindiden sonra gel çalışırız. Bakarız işte. Hadi ortalıkta dolanma. Kimseye de fitne atma. Hadi. Lala Kasım Paşa geliyor sultanım. Sizler çekilin. Lala ile yalnız konuşacağım. Valide sultanım. Sizin huzurunuza kabul ne devlet. Hoş geldin Lala. Hayırlı uğurlu olsun vezirliğin. Aslanım sizi saraya davet etmekle çok yerinde bir karar almış. Onun üzerindeki emeğinizi en iyi ben bilirim. Bu mevkiyi layıkıyla taşıyacağınıza eminim. Benim de sizle paylaşmak istediğim bir husus vardı. Buyurun Valide Sultan, ne yapabilirim? Haremde benim de yakinen ilgilendiğim bir cariye var. Aslen Rutenyalı, adı Hürrem. Müslüman doğdu. Güzel, terbiyeli bir cariye. Çok da marifetli maşallah. Sizin rahle-i tedrisinizden geçtiyse elbette mükemmel yetişmiştir Valide Sultan. Hürrem'le ilgili sizi de ilgilendirecek bir teklifim var. Thank you.
Hünkârım, 3 etap önerim var. 1. Önce Böğürdelen Kalesi'ni alalım. 2. Siren bölgesine girip alalım. Sonra da Budin üzerine yürüyelim. Böğürdelen önemsiz bir kale. Gücümüzü bölmeyelim. Önce Belgrad'ı kuşatalım. Kaleyi alırsak Lajos'u kalbinden vurmuş oluruz. O bizi Budin'e beklerken. Hünkârım, Belgrad'ın nasıl sağlam bir kalesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar aşılamadı. Eğer hedefimiz Belgrad olursa alınacak bir mağlubiyette ordunun morali perişan olur. Ama Böğürdelen'le başlarsak yüksek noktada ilerleriz. Sen ne diyorsun Pargalı? Hünkârım, haddim değil ama Ahmet Paşa'nın planı daha doğru. Savaş oyununu iyi kurmuş. Çok güzel konuştun Hasodabaşı. Bu savaş oyunu. Gerçek savaş böyle hesaplanmaz. İlk hedefimiz Böğürdelen. Belgrad için Tuna'dan gelecek donanmayı bekleyeceğiz. Majesteleri Osmanlı Sofya'yı geçti. Geliyorlar binlerce askerle. Gelsinler. Hadi hadi oyuna devam. Hop. Beklemek yok. Beklersen ölürsün. Hadi. Anladım. Valide Sultan ne derse o tamam. O beni severse ölmek yok. Bir de şehzade yapacağım. Ha, Sümbül ağabeyin bir mektup yazmak istiyorum. Sultana. Aşkımı yazmak istiyorum. Benim yazı kötü. Ben söyle, sen yaz. Ben senin arzu halcin değilim. Nigar kalfayla yaz. Yeter Hürrem Hatun. Çok işim var. Ben gidiyorum. Gitme Sümbül Ağa. Daha çok soracak şeyler var. Hadi hadi yeter. Hürrem bütün gün dersler alıyor. Kafasını kaldıramıyor. Sesi sedası çıkmıyor validem. Sultanım. Lala Paşa'nın oğlu Batur Bey Edirne Sarayı'ndan sizi görmeye gelmiş. Gelsin buyursun. Daha iyi. Hadi git hemen dediklerimi yap. Hoş geldin Batur Bey. Lala Paşa mevzudan bahsetti mi? Evet Valide Sultanım. Hazreti Sultanım, mutluluk sığınağın. Hürrem kulunuz ayaklarınızın altındaki toprağa yüz sürer hasretle. Benim saadetimin sultanı, bu ayrılık ateşi yüreğimi dağlar. Ciğerimi söker atar. Nefessiz kaldım sultanım. Ayşe, çık git. Çağırmadan gelme, çık. Dolaptan şey alacaktım. Alma şey. Git dedim. Kapı kapı. Aptal kafa Ayşe. Ha. Bir de şey diyelim. Ciğeri kebap. Sinesi harap. Evet. Yaz Nigar Kalfa. Nasıl göndereceksin bu mektubu Hürrem?
Sen yaz. Ben bulur yolumu. Çabuk, 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 çabuk. Şerbetini emdimeyece o. Oğlum. Şeker ağa hayırdır? Mutfak ayağa kalkmış. Kime bu hazırlık? Dayı hatun geldi. Akşama davet varmış. Neyin davetiymiş bu? Benim haberim yok. Hadi oğlum hadi çabuk, çabuk, çabuk. Valide Sultan akşam bir davet veriyor. Sizi de bekliyor muhakkak. Kimin şerefine bu davet? Çok güzel olmalıyım. Ne olur bir daha oku mektubu. Yeter, güzel oldu. Yazdık işte, bitti. Gözyaşlarım durmaz. Sel oldu. Bu ayrılık ölümden beter oldu. Evet, bunu da yaz. Ayşe, git dedim. Bu oda yasak. Hürrem Hatun, kendine gel. Dayı Hatun, buyurun efendim. Valide Sultan seni has bahçeye çağırıyor. Valide Sultan mı? Beni seviyor mu artık? Ya, çok seviyor. Hayran sana. Nigar Kalfa, yardımcı olun. Valide beni seviyor. Süleyman beni seviyor. Senin ince donanma geldi İbrahim. Göreceğiz marifetini. Marifet donanmada değil hünkârım. Marifet bu büyük şanlı ordunun şahı Sultan Süleyman'dadır. Zaferinize inancım sonsuz. Büyük İskender'den daha büyük olacağınız günler çok yakındadır hünkârım. Gidelim İbrahim. Sabırla gidelim. Zaferin anahtarı sabırdır. Hava çok güzel. Şu güllere bakın. Hürrem Hatun, şu güllerden toplasana benim için. Validem, sultanım, güller de sizin kadar güzel. Hemen topluyor ben. Zar mı değdi? Vah vah. Canı çok yanmamıştır inşallah Hürrem Hatun'un. Yanmamıştır. Endişe buyurmayınız. Naz yapıyor Hürrem Hatun. Akşam oluyor, hadi dönelim. Nigar Kalfa, Hürrem Hatun akşam bana yemeğe gelsin. Baş üstüne sultanım. Thank you.
Sultanım. Gülfem. Sessiz gelince duymadım seni. Dalmışım. Mektup yazıyorum. İbrahim'e mi? Hayır, Zembilli Hoca'ya yazıyorum. Tövbe tövbe, tabii ki İbrahim'e. Ama açılmadan eline nasıl ulaştıracağım? Sultanım, Valide Sultanımız bekliyor. Şimdi sizi sordu. Sultanım, gözleriniz burada, Tuna Nehri kıyısında. Suyu, geceyi, ruhumu aydınlatıyor. Uyku tutmadı mı Pargalı? Hünkârım. Ne saklıyorsun benden? Ne haddime? Haşa. Şiir. Şiir yazmaya uğraşıyordum. O kadar kötü oldu ki sizinkilerin yanında acemi. Okuyun istemedim. Sen çok yaşa Pargalı. Güldürdün beni. Tıpkı Hürrem gibi güldürdün yüzümü. Hahahaha.
Batur Bey ne dedi? Beğenmiş mi? Beğenmek ne demek? Ölmüş, bitmiş. Hürrem Hatun, gel benimle. Ne var? Kabahat mı yaptın? Ceza mı var? Gel gel, korkma. Ya Hatun, biz nereye gidiyor? Ben korkuyor. Gene ceza hapis mi? Esir mi oldum yine? Kölelik, cariyelik bitti Rutenyalı. Artık azat edildin. Edirne Sarayı'na gelin gideceksin. Sultan Süleyman beni Edirne'de mi bekliyor? Vezir Lala Kasım Paşa'nın oğluyla evlendiriyor seni Valide Sultan. Ben gelin olacağım Sultan Süleyman'la. Ben onun eşi. Sağır mısın sen? Sana ne diyorum anlasana. Vezir Lala Kasım Paşa'nın oğluyla evleneceksin. Ve Edirne'ye gideceksin. Bunu o küçük kafana sok. Hem de hemen yarın gideceksin bu sarayda. Yok. Ne olur olmaz. Olmaz. Saraydan gitmem. Sultan Süleyman. Yeter. Sultan Süleyman'ın adını ağzına alma. Valide Sultan karar verdi, gideceksin. Bu emirdir. Sultan'dan Allah razı olsun. Bak nasıl kurtulduk Rutenyalı köleden. Sultanım, inşallah bir aksilik çıkmaz. Ağzını ayrı aç. Şimdi o kölenin yüzünü görmek isterdim. Gidiyor. Gittiği yerde de cehennem azapları yaşar inşallah. İnşallah. Eğleniyor musun Mahide Evren? Sayenizde muhteşem bir gece oluyor sultanım. Daha da iyi günlerimiz, gecelerimiz olacak bundan böyle. Öyle değil mi Hatice? Hünkârımız Salimen muzaffer dönsün. Ben başka saadet istemem bariden. Hadi kalk odana git. Ağlamakla değişmez. Yarın yeni bir gün olacak. Valide Sultan'la konuşacağım.
Beni affet diyeceğim. Hadi hadi odana çabuk. Gel buraya Hürrem. Hayırlı olsun gelin hanım. Ben gelin olmayacağım. Bu saray benim. Gitmek yok. Ben sultanın kadını. Sevgili kadını. Yasak. Bana dokunmak yasak. Ölürsün. Daya hatun. Alın bu terbiyesiz köleyi karşımdan. Ben köle değil. Ben Hürrem. Hürrem sultan. Ahmet Paşa, sen Semendire'den gelen takviye birliklerini de alıp Böğürdelen Kalesi'nin üzerine yürü. Bosna valisi Bali Bey Hırvatlara mukayyet olacak. Ayrıca Erdel'e de Mihail Bey oğlu Mehmet Bey akın yapsın. Önce Böğürdelen Ahmet Paşa. Kilidi orada söküp atacağız. Hünkârım, lakin durmadan hemen Budin'e yürümeliyiz. Belgrad Kalesi'ni kuşatmak için hazırlanan Veziri Azam Piri Mehmet Paşa komutasındaki askerler de bize katılmalı. Gücümüz bölünmemeli. Kuşatmanın kalkması... Dur Ahmet Paşa. Donanmanın tamamı ne vakit ulaşır Pulak Mustafa Paşa? Hünkârım az vakit kaldı. 5 günde burada. Ayrıca şu hususta Ahmet Paşam haklıdır. Belgrad Sava Nehri'nin, Tuna'nın zorlu bir yerinde kurulu. Aşağıda kale, şehir tepede. Orayı almak 2 kademeli... Sen ne dersin İbrahim? Hünkârım affınıza sığınarak Piri Paşa'yı kuvvetleriyle geri çekmek, kuşatmayı kaldırmak... ...düşmanımızın üstünde korktular, geri çekildiler intibanı yaratmaz mı? Yeniçeri'nin Akıncı'nın inancını sarsmaz mı? Anlaşıldı. Bu mevzu daha teferruatlı müzakere etmemiz gerek. İbrahim, sen valileri, beyleri çağır gelsinler. Burayı ezbere bilenlerle mütalaa edelim. Arsızın yaptığını gördün mü? Şeytan dedi al ayağının altına. Gitmeyeceğim diyor. Sultanın kadını benim diyor. Sen kim? Asekilik kim? Rus köle. Sultanım bence çok korktu. O yüzden böyle had bilmez konuştu. Gidecek. Ağlasa da, patlasa da, çatlasa da gidecek. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim! Öleceğim ama gitmeyeceğim! Gitmeyeceğim! Hürrem! Ha! Duyacaklar, bağırma! Gitmeyeceğim! Ben ne yaptım? Bana niye kızıyorsun? Sen de yılan! Onlarla bir oldun! Biliyor ben gidecek! Kes sesini! Gitmeyeceğim! Şeytanla gitmeyeceğim! Gitsin et yerine. Öldüm. Ben öldüm. Nal topladın İbrahim. Aklın nerede? Hünkârım, biz yola hedefimiz Belgrad diye çıkmadık mı? Vaz mı geçiyoruz kuşatmadan? Hatırlıyor musun? Geçen sene seninle Serdes Dağı'nda, Geyik Avı'nda ormanda yolumuzu kaybetmiştik. Gün batımı yakın. 4 dönüyoruz yine aynı yere çıkıyoruz. Tam o sırada karşımıza ormanda bir oduncu çıkmıştı.
kaybolduk derken nasıl bize kestirmeden yolu göstermişti? Yeter ki bir bilen çıksın karşımıza. O zaman yolu bulmak kolay. Anladım hünkârım. Özür dilerim, ben aceleci davrandım yine. İyi o vakit, gidelim. Harp divanını bekletmeyelim. Sultanım, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bir şeyler yemediniz mi daha? Yok canım, istemiyor. Söyle kaldırsınlar. Bütün gece uyumadım, sabahı zor ettim. Sultanım, yoksa dün gece Hürrem'in yaptıklarına mı üzüldünüz? Hayır. Hürrem yine ne yaptı anlat. Anlatsana dahi. Gitmem, gelin olmam diye yeri göğü inletti. Bak sen şu densize. Çağır hemen gelsin. Hadsiz. Ayşe Hatun, Hürrem nerede? Yukarıda Sümbül'a geldi, konuşuyor. Gece yıktı ortalığı. Azar yiyordur. Ne oldu gece? Gitmem saraydan, evlenmem diye bağırıyordu. Öldüm ben diyordu. Sabaha kadar ağladı. Süklüma, sana köle olurum, kul olurum. Ne olur kurtar. Yazık Hürrem. Yapma Hürrem Hatun, elimden bir şey gelmez. Valide Sultan'ın önünde kimse duramaz. Zalim Allah kellem gider. Çok altın verdim sana. Yazık olsun. Kaçır beni, sakla. Laftan anlamıyorsun. Bitti. Buraya kadar. Gideceksin. Sümbül'a. Sümbül'a. Bekle Nigar Kalfa, geliyorum. Valide Sultan Hürrem'i çağırıyor. İnsin aşağıya. Yürü gidiyoruz. Valide Sultan'ın huzurunda deli deli konuşma. Ne derse tamam de. Yoksa o güzel başın gider. Yürü gidiyoruz. Yürü. Hadi. Hünkârım. Bosna valisi Bali Bey ve Semendire valisi Hüseyin Mehmet Bey geldi. Divan için beklerler. Âlâ. Hemen gelsinler. Sen kim oluyorsun da benim kararlarıma karşı çıkıyorsun? Senin haddin midir? Sana böyle mi öğretiyorlar? Ben ne söylersem odur. Anladın mı? Sultanım, ben suçsuz. Sus! Açma ağzını. Senin suçun çok büyük. Sen ağza alınmayacak terbiyesizlikler yaptın. Senin boynunu vurdurmak elzemken gelin edip yolluyorum. Ben gelin olmam. Bana yabancı o adam. Ben Müslüman kadın oldum sultanım. Müslümana acı. Kes. Mübarek dinimizi de o yalancı ağzına alma. Daye, al götür bunu, yok et. Yok et, gözüm görmesin. Akşama kalmadan da teslim edin gitsin. Sultanım, gidemem. Teslim olmam. Ben gebeyim. Hünkârım, Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin kesiştiği yerdedir.
Orayı fethettiğimizde kafirin kalbine hançeri sokarız. Belgrad Macaristan'ın kilididir. Budin sarayında Lajos gönül eğlendirir. Ama Belgrad'ı almak atalarınızın ahını kafirden almak demek. Piri Paşa zaten kaleyi kuşatmak için gitti. Sen ne dersin Hüsrev Bey? Hünkârım, Bali Bey doğru der. Semendire'deki her kulunuz bu menzilde canını fedaya hazır. Lakin köprü ihtiyacımız var. Eğer bir köprümüz olursa kale surlarına rahatlıkla ulaşırız. O zaman biz oradan kimse sökemez. Yeni toplar gelmiş. Onlarla Tuna'yı gümbürdetiriz. Hünkârım, gelirken öğrendim. Bu gece Zemun Kalesi'nde düğün varmış. Komutan evleniyormuş. Yani yiyecekler, içecekler, sarhoş olacaklar. Bu gece Zemun Kalesi'ni basalım mı? Âlâ. Bu güzel havadis Hüsrev Bey. Topla adamlarını. Budin beklesin. Önce Belgrad hedefimiz. Yarın köprü inşası başlasın. Hünkârım, Zemun'a giderken siz de şeref verecek misiniz? Düğünü bizim zafer şenliğimize çevirelim bu gece. Gelin olmamak için yalan söylüyorsan seni ne yaparım biliyor musun? Biliyor sultanım. Yalan yok. Gebeğim. Sultan Süleyman'a erkek çocuk. Sus, kes. Daha odasına götürün, kitleyin. Kimse biliyor mu gebeliğini? Bilmiyor, söylemedi. Neden? Böyle bir habere nasıl söylemekten geri kaldın? Dediler tehlikeli. Çocuk büyümeden söyleme. Başa iş gelir. Çocuk, ben ölürüm. Göreceğiz başına ne iş geleceğini. Götürün şunu. Doğru söylüyor olabilir mi dahi? Ben bundan her oyunu beklerim sultanım. Ya doğruysa? Lala Paşa'ya ne diyeceğim? Oğlu da hazır. Alıp gitmeyi bekliyor. Rezalet. Büyük rezalet. Hünkârım, Ahmet Paşa Böğürdelen Kalesi'ni zapt eyledi. Şanlı sancağımız kalenin burcuna dikildi. Bütün yiğitlerden Allah razı olsun. Kutlu olsun zaferimiz. İyi yüzün gülsün Andre'ye. Sultan Süleyman'ı düşünme artık. O daha çok uzaklarda. Akşam Zemun Kalesi'ndeyiz ha. Kontaryel evleniyor. Düğün var. Biraz eğlenelim Andre, eğlenelim. Hürrem. Hürrem. Odadan çıkmak yasak. Valide Sultan ne yaptı? Konuşma. Sus dedi. Sen gelin olacaksın dedi. Olmaz dedim. Ben gebeğim dedim. Çocuk yok. Yalan söyledim. Yalanın ortaya çıkınca öldürürler seni. Kaçacağım. Sakla beni. Yapma. Olmaz. Olacak Maria. Ben kaçacak. Kalfa, kapa kapını. Hürrem Hatun ne vakit gidiyor? Yoksa düğün burada mı olacak? Düğün dernek davet yok. Alacak bohçasını gidecek Edirne'ye.
Orada yaparlar düğünü. Sen rahat ol, yorulmayacaksın Şeker Ağa. Yok yok. Valide Sultan öyle bir bohçayla göndermez onu. Ne de olsa hünkârımızın pek beğendiği kızdı. Hmm. Nasıl olacak Sümbül Ağa? Geldiğinde ya sorarsa nerede Hürrem Hatun diye? Sormaz, sormaz. Verin gitsin demiştir validesine. Her köşeye baktılar, bulamadılar seni Sümbül Ağa. Durun dedim, ben şimdi bulurum. Girmiştir mutfağa, tıkınıyordur dedim. Nasıl biliyorum seni? Hesaplara bakıyorduk daha hayatım. Sana mı sorduk Şeker Ağa? İşin yok mu senin? Hadi işinin başına. Doğru, ben ambara inecektim zaten. İşte gidiyorum. Hayırdır Daya Hatun? Sen peşime düşmezdin. Hürrem Hatun gebeyim dedi. Hay maşallah. Kedi gibi. Öldü sanıyorsun sonra hop yine dört ayak üstüne düşüyor. Pes. Valide Sultan inanmıyor. Yalan bu iş. Sen şunu iyice bir konuştur. Malum senin pek bir yakının. Biliyorum. Batur oğlum. Pek heyecanlı gördüm seni. Telaş etme. Hazırlıklarını hemen bitirecekler Hürrem Hatun'un. Efendim siz nasıl uygun görürseniz. Valide Sultan'ın methettiği kadar var mı? Sen gördün. Söylenenler doğrudur efendim. Harem ağası Sümbül Ağa haber getirecek. İçin rahat olsun. Zevceni alıp Edirne'ye döneceksin. Nasılsın Hürrem Hatun? İyiyim. Neden kekeliyorsun, titriyorsun? Bugün senin en mutlu günün olması lazım. Gebe kalmışsın. Artık sana karada ölüm yok. Hele bir de oğlan doğurursan. Vay 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 vay. Korkuyorum. Kimden korkuyorsun? My Devran. O kadın beni öldürür. Esas yalan söylersen ölürsün. Demini yer kalfa. Sen hatırlarsın hani Rum bir cariye vardı. Ha evet evet hatırlamaz mıyım? Gebeyim diye dolanmış. Hediyeleri altınları almış. Meğer yastık bağlamış karnına. Hekim Hatun yalanını çıkarınca ortaya karnını yarmışlar boydan boya. Saray burnundan denize atmışlar aşağı. Doğru söyle. Gebe misin? Hünkârımızdan haber var mı validem? Bugün yarın gelir. Dün gece sabaha kadar onunla uğraştım rüyamda. Su kenarında atıyla duruyordu. Elini suya soktu. Kocaman bir balığı eliyle tuttu. Bana uzattı. Balık kısmettir derler. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Aa, kim gelmiş? Ders bitti mi? Bitti. Aferin. Hadi gel bahçede oynayalım. Sen bahçeyi boş ver şimdi. Gel ben sana terasta ne göstereceğim. Gel. Serpildi Mustafa. Boyu uzun olacak aslanım gibi.
Sultanım, duydunuz değil mi o kadının yaptıklarını? Gelin olmam... Çağırdım, konuştum. Lakin öyle bir şey söyledi ki şaştım kaldım. Sultanım, keşke muhatap olmasaydınız o terbiyesizle. Her türlü kem söz var onda. Gebeyim dedi. Yalan. Yalan söylüyor. Olamaz. Padişahım, hazinemiz geldi. Dağ taşı inleteceğiz bu gece. Şunun neşesine bir bakın. Sanki masak oynamaya gidiyoruz. Savaş da bir oyundur Pargalı. Her oyun gibi kaideleri vardır. Nerede hamle yapıp nerede geri çekileceğini evvelden iyice düşüneceksin. Hep dersiniz hünkârım. Sabır en kuvvetli silahımız. Nehrin kıyısında yeterince beklersen düşmanlarının cesetleri yüzerek gelirmiş İbrahim. Yedi cihan nasıl cenk ettiğimizi görecek, duyacak, bilecek ve korkacaklar. Lakin kimse bizi muzaffer kılanın ne olduğunu bilemeyecek. Sizinki Cenk'e oturmuş kılıç sallıyor. Ne oldu? Bir haber mi geldi? Şehzademiz kılıç sallıyor dedim sultanım. İbrahim demedim. Sen sus. Halide'm duyacak. Sultanım, Lala Paşa Sümbül Ağa'yı çağırmış. Hadi ne zaman hazır olacak gelin demiş. Korktuğum başıma geldi. Ne diyelim şimdi? Sümbül Ağa konuşmuş mu Hürrem'le? Bayağı gözünü korkutmuş. Ağzından işin doğrusunu alabilmek için. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben gebeyim, gitmem diyormuş sultanım. Yalancı. Yalancı şeytan. Böyle olmaz. Akşam hekim kadına gizlice götür baksın. Kimse görmesin. Öyle hallet daha iyi. Lala Paşa'yı da oyalayayım biraz daha. Yarına kaldı diyeyim. Hürrem. Doğru söyle kurtul. Bebek yok. Doğru. Yok. Aşk var. Ben aşık Süleyman'a. Süleyman yok. Gitmem Edirne'ye. Başka erkek bana el sürsün, ölürüm. Sen esaslı aşık olmuşsun. Yazık sana. Maria, sakla beni. Verme onlara. Sakla. Tamam. Saklayacağım seni. Çık dışarı. Hadi. Geliyorlar. Beni öldürecekler. Lala Paşam, Valide Sultanımız hazırlık geç vakit bitecek. Yarın sabah teslim alsın cariyeyi derler. Sultanımız öyle uygun görmüşse makuldür. İyi, o vakit anası bir gece daha sarılsın oğluna.
Meryem kızı. Yapma. İndir o elindekini. Ver bana. Vermem! Git! Hürrem Hatun. Hadi ver onu. Bak yaralanmışsın. Gel elini saralım ha. Elin kanıyor, yazık. Hadi ver onu. Gel şu elini saralım. Akşam hekim muayene edecek seni. Hayır! Dokunmasın! Bebek düşer. Yeter ama Hürrem. Çocuk eğiliyoruz sanki. Hekim kadın görecek, o kadar. Nigar Kalfa, ayrılma buradan. Argalı. Kont Ariel, Lady Victoria. Kont Ariel, size sonsuz saadet diliyorum. Gerçi bu akşam burada küçük bir düğün oldu. Ancak Osmanlı Sultanı'nı topraklarımızdan atınca size daha büyük bir düğün yapacağım. Bu dinde, sarayımda. Eğlenmenize bakın. Osmanlı Zemun'a gelemeyecek. Büyük bir bozgun hazırlıyorum Sultan Süleyman için. Kadehimi Victoria'nın duanın arkasındaki güzelliğine kaldırıyorum. Yaşasın kral! Hünkârım, kalede kralla üç de varmış. Düğünün baş misafiri oymuş. Âlâ. Düğünümüz başlıyor. Topçular hazır olsun. Hazır mısın matrakçı? Hazırız hünkârım. Öldüğün ölelim. Ölmeyin. Öldürün. Yok. Süleyman var. Duanızı açabilir miyim Victoria?
Andre. Eğlencemiz başlıyor İbrahim. Hazır mısın? Hazırım hünkârım. Haydi aslanlarım! Gazınız mübarek olsun! Okçular! Osmanlı'yı yenmemiz için... Benim büyük savaşlarım için çok çocuk yapın. Gazaniye tren! Efendim, hemen buradan uzaklaşmalısınız. Güveniniz için, hemen. Süleyman, yardım et. Gel. Kurtar aşkım. Zemun Kalesi!
Behoş nerede? Arıyorlar hünkârım. Kaçamaz kafir. Altına bakın demedim mi size? Her taşın alt... Hünkârım. Levş kaçmış. Kalk giyin. Bitti. Hekim kadın. Öldük artık. Nedir söyle. Hadi söylesene. Gözün aydın, gebesin. Şükür.
Uyku mu tutmadı? Yok. Size bir bakayım istedim sultanım. Söyle dahi, sonuç ne? Doğru söylemiş sultanım. Gebe. Allah'ım şükran sana. Oğlum. Allah'ın sevgili kuluyum hünkârım. Bu kutlu günde sizin yanınızda olmayı nasip etti bana. Belgrad'a gidiyoruz. Mahkus tarihimizi değiştireceksiniz. Gidelim Pargalı. Bu menzilde kaderimiz neyse görelim. Gidelim. Rabbime yalvarıyorum. Ya Rab! Nice kere dua ettim, kabul ettin. Yine senin rızanı dilerim. Beni bütün Müslümanlara kurban eyle. Ama tek bir mümini küffar elinde mağlup edip helak eyleme ya Rabbi. Amin. Bugün çıktığımız yolda bizi muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Duydunuz? Müjde verdi mi Ayşe Hatun? Hürrem Sultan gebe. Şehzade geliyor. Dedi mi cariyeler? Sus. Yavaş Hürrem. Yalan çıkacak. Yalan söyleyen, fitne atanlar kör olsun Maria. Hürrem Hatun yok. Hürrem Sultan de bana. Şehzade anasıyım. Gitmiyorum. Bu sarayda doğacak çocuk. İnşallah öyle olur Hürrem. Dua et Allah seni korusun şerden kem gözle. Sümbül ağa burada. Sümbül ağa. Sümbül ağa, ben Müslüman olmak istiyorum. Beni Müslüman yap. Gir içeri. Allah belasını versin. Kurtulacaktım. Gidecekti. Gebeymiş. Doğramasın. Dölü düşsün inşallah. İnşallah hevesi kursağında kalsın sultanım. Keşke. Keşke ölse de bitse bu işkence. İçmeyeceğim. Bu ne? Hekim vermişti ya. Suhulet verir dedi. Birkaç damla damlattım. Fazlası öldürürmüş. Yüreği patlatır, kanla boğar dedi. İyi. Madem o kadar faydalı içeyim. Şişeyi bana ver saklayayım.
Mustafa'nın eline geçmesin Allah muhafaza. Çocuklara bak. Dünya umurlarında değil. Harp, darp, açlık kaygısı yok, oyun oynuyorlar. Keşke Mustafa'm da şuradan çıksa gelse, boynumu atılsa. Neredeyse iki ay oldu hünkârım şehzademizi görmeyeli. Özlemişsinizdir elbette. Mustafa da Hürrem de aklıma düşünce fena oluyorum. İçim titriyor. Sen de yüzünü güldürecek birini bul Pargalı. Yalnızlık zor zanaat. Sizin yanınızda, yamacınızda kulunuz olmak benim için saadet kaynağı hünkârım. Gene lafı bana döndürdün. Sana şiir yazdıran neyse ben onu merak ederim. Kim bu bahtsız? Seni merak etmiştim. Haberi duyunca koştum geldim. İyi misin? İyiyim, merak etme. Kader böyleymiş. Ne yapsak boş. Sen nasılsın? Bizim dertlerimizle uğraşıyorsun, kendine hiç bakmıyorsun sultanım. Esas senin gençliğine, güzelliğine yazık. Solup gideceksin bu sarayın içinde diye endişeleniyorum. Validem de aynı şeyleri söylemişti geçenlerde. Verecek beni yine birine. Korkuyorum. Kimdir nedir sen biliyor musun? Bilmiyorum ama... Senin gönlünden geçen biri mi var yoksa? Yok. Korkma. İçini ferah tut. Valide Sultanımız bugünlerde kimi evlendirmeye kalkışsa ters oluyor. Ne yapalım Batur Bey sıkıştırıyorsa? Beklesinler dedim ya. Sultanım gerçeği söyleyelim. Tabii söyleyelim. Hürrem Hatun gebe, onu veremeyiz. Başka verelim mi diyelim? Sözümü iki paralık mı edeyim daye? Aklını mı kaçırdın? Akıl mı kaldı bende? Bağışlayın. Hasta deyin. Ateşler içinde yanıyor. Durumu kötü. Yola gidemez deyin. Beklemesinler. Sonra iyileşince. Yani bu minvalde bir şeyler söyleyin. Hürrem Hatun ne yapalım? Ne buyurursunuz? Süklüma. Süklüma. Ay dilin kopsun. Ne var? Açım ben. Yemek istiyor. Bana ne? Yemek gelmedi mi? Yemedin mi? Oğlumla ben. O büyük kuşta. Hani içinde pilav dolu. Bıldırcın mı çekti canın Hürrem Hatun? Bak kendine gel, tepeme attırma. Git herkes ne yiyorsa onu ye. Tepeni tut. Uçar Sümbüla. Kendin gel. Sultan Süleyman'ın çocuk istiyor. Buldurcu. Onun canı çekti. Hürrem. Çabuk. Valide Sultan seni istiyor. Hadi. Hadi. Sümbüla, buldurcu unutma. Açız. İnnallâhe me'assâbirîn. Sultan mektup için ulak bekliyor. Verin bana geç olmadan. İbrahim'in eline mutlaka ulaşır değil mi Gülfem? İçinizi ferah tutun. Haznedarın ulağına teslim edeceğim. En emniyetli vaziyette gidecek. Siz Hürrem Hatun'un müjdesini de yazdınız mı? Hı hı. Yazdım. Biraz evvel ilave ettim. Artık hayırlısı Allah'tan. Nahidevran iyi görünüyor. Sakin duruyor ama ben endişeliyim Gülfem. Ya bir delilik yaparsa yine? Benim fikrimi desteklediğiniz için şükranlarımı sunuyorum hünkârım.
Belgrad hepimizin arzusu Piri Paşa. Ben hakikati destekledim ömrümce. Akıl, şuur bunun için lazımdır. Sen kalenin surlarına göre yerleştirdin mevzileri ama yetmez. Topların da bu tepelerden uzun menzilde takviye yapması şart. Burası zorlu bir kale. Köprü inşası yetişecek mi? Gece gündüz çalışıyoruz. Bir haftaya kalmaz biter. Kanalları kazıyoruz. Lağımcılar bir hayli yol kat etti hünkârım. Böğür delen Zemun kalelerini aldık. Ama Belgrad bizim olmazsa neye yarar paşa? Bu Yalçın kaleyi almadıkça huzur haram bana. Hançerim tam kalbinden vurmalı Tunay'ı. Niye çağırdı Valide Sultan? Yine Azergin'e ceza mı var? Bilmiyorum. Çağır dediler. Ben de çağırdım. O beni yollamaz artık Edirne, ha? Söyle. Saygılı ol. Kafanı salla. Çok da konuşma. O zaman yollamaz. Bak, çok yüz veriyorsun bu Hürrem Hatun'a. Yarın öbür gün tepemize çıkar bu. Bugün bıldırcın isteyen yarın fil ister. Atıp tutma, işini yap. Hatun padişahtan gebe kaldı. Var mı daha ötesi? Mecbur vereceğiz istediğine. Hayırdır? Seni çok hoş tutuyor zar. Kese kese altın mı veriyor sana? Senin dilin uzadı şeker ağa. Çarşı esnaftan sana gelen keseleri de söyle. Ah, efendim, afiyet yesinler, buyursunlar, hazır buldurcunlar. Revani tepsisini de bana yolla, canım çekti. Hay hay, hay hay. Bir kusur mu işledim sultanım? Af dilerim. Bundan böyle kusur yapmayasın diye çağırdım. Bu sarayda gebe hatunlar belli kaidelere göre yaşarlar. Nigar Kalfa öğretti bana Esber. Öğrendiklerini unutma sakın. Çocuk sağlıklı doğmalı. O yüzden gebeliğin ilerleyince özel odaya alınacaksın. Ortalıkta öyle dolaşıp cariyelerle hadise çıkarmayacaksın. O çocuk zarar görürse seni yok ederim. O senin çocuğun değil, Ali Osman'a aittir. Bunu aklından çıkarma. Git şimdi. Nigar Kalfa, şerbet tatlı dağıtılsın. Herkes bilsin ki Hürrem Hatun, Sultan Süleyman'ın canından can taşıyor. Nigar Kalfa, kimden bu şerbet? Hürrem Hatun'un gebelik müjdesi için Valide Sultan Hazretleri ikram yapılsın dedi. Duydun mu, doğruymuş. Doğru söylemiş işte, hamile. Şanslı hatun, azimli işte. Dedikodu yapmayın, günah. Bir hayır duası etsenize. İstemez. Süleyman, senin için ölürüm ben.
Yüzün bozuk, ne oldu? Valide Sultan o cariye için şerbet tatlı dağıttırıyor haremde. Kutluyor. Hani size de yapmıştı ya. Biz de helvasını dağıtırız, belli mi olur? Zaman ne gösterir bilinmez. Valide Sultan sizi çağırıyor. Sesimi kısmak için mi çağırıyor? Sus ve bekle demek için mi çağırıyor? Kederden ölsen de bu senin kaderin demek için mi çağırıyor? Ya Rab, padişahımızın ve askerlerinin kılıçlarını keskin eyle. Amin. Askeri İslam'ı daima mansur ve muzaffer eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin adını yüceltmek, dünyaya yaymak ve rızanı kazanmaktan başka bir amacı olmayan padişahımız. Neden top atışına başladılar hünkârım? Haydi aslanlarım! Bölün kaleyi toplarınızla! Uyku yarar mıydı bu kafirlere? Ölüp kurtulmak için yalvarsınlar! Gösterin toplarınızı neden!